3, 2, 1. Evet, geçen sefer yüzümüze kapatmışlardı ışığı, suratımıza. 75 işte herse kadar olanları kapatlar. E bize ne yaptı? Kendi ışığımızı kendimiz getirdik. Güzel. Artık böyle efil efil aydınız. Cemcim'in yeni makinesi A7C'yi tanıtamadık şurada. Bu videoda birazcık böyle neden A7C'yi seçtin? Şimdi sen Mark 3 kullanıyordun Canon. Evet. Şimdi Sony'ye geçmendeki en büyük etken nedir? Ben 6700'ü elime alıp o hafifliği hissettikten sonra ertesi gün çekimde bana benim Mark 3'üm ağırlık taşıyormuşum gibi hissettirdi. Teknolojisinin eski kalması, bunların da etkisi vardı. Baba da bizle beraber bugün. Peki neden A7C? Kompaktlığından dolayı. Bir de tabii ki tipinin çok güzel bir analog makine yandırması. Şu anda hangi lens kullanıyorsun? 85. 1.8 Sony. 85 benim i3'te aldığım ilk lensim. Keskinliği inanılmaz güzel, güzel. Otofokusu inanılmaz güzel. Güzel. Ve 85'in de kompakt bir yapısı var. Evet. O konuda benim için şu zaten şey gibi oldu. Hani ateşi bulmak gibi oldu yani. Mark 3'ten geldikten sonra şaşırdığın özellikler neler? Mesela nesi seni çok etkiledi? Göz takip. Hadi otofokustan devam edelim. Evet, makineyi kolay kullanabiliyormuş. Gözü yakala ve gözü takip et. Muhteşem bir rahatlık. Hani kendi buluyor. Evet, kendi bulması ve bunu takip olayı çok başarılı. Ekranın dönebilir olması, yani yer hizasına inebilme ya da baş hizasının üstüne çıkabilme olayı. Evet, %70 oranında ekranı kullanıyorum şu anda. %30, evet hala daha gözüm istiyor. Hani bir vizörden bakayım. Elektronik vizöre alışmaya çalışıyorum. Çünkü ekranı daha fazla kullanıyorsun. Kameramız ZV-10'daki. Şu anda çekim, evet, yapan, çekim yapan kameradaki. Hani beni böyle titreten, hani acaba vizör arar mıyım? O şıkkı kaldırmak adına tabii ki vizörlü bir kamera aldım ama. Sensörün kendi imaj stabilizesi var. Kullandığım Canon 5D Mark 3'te bırak IBIS'i hani. kendim de IBIS oluyordum. Kendim de IBIS oluyordum. Ha, yani monopod bulman gerekiyor. 3, 2, 1. Aynen öyle oluyordu yani. Bak anlık, özellikle dediğim gibi organizasyon gibi işlerde bazı şeyler anlık evet, bir şekilde akıp gidiyor. Ve o an tekrar gelmiyor. Böyle anlarda evet, titreşim engelleyici IBIS özelliği çok ciddi anlamda fark yaratıyor yani. Evet, tekrar devam etmek gerekirse şimdi DSLR'lardan geçerken işte bir korku daha var. Bu da batarya korkusu. Biliyorsun ki makineyi aldım. Makinenin hemen arkasından bir tane şarj istasyonu, bir yedek batarya daha aldım. Almadan önce takıldım. Acaba şarj yetecek mi? İşte vizör elektronik, işte ekran elektronik şarjı emer mi? Ne kadar gider? Hiç takılacak bir şey yok. Çünkü kendi bataryasını daha bir kere şarj ettim ki aktif 2 gün kullandım. Verimli bir batarya yönetimi var. Evet, çok güzel çalışıyor. İşlemcilerinden dolayı güzel çalışıyor. Çok daha az götürüyor bataryayı, daha az sömürüyor bataryayı. Çok güzel çalışıyor. Dolayısıyla ömrü çok beklentinin yeterli üzerinde oluyor. Evet, kesinlikle öyle oldu. Ben Canon'da da baktığım zaman 3 batarya kullanıyordum, 3 bataryayı dönüşümlü kullanıyordum. Şu anda 2 batarya kullanacağım ve muhtemelen farklı bir iş yapmayacağım ve tam tersi daha avantajlı olacak. Neden? Her yerde şarj edebileceğim. Powerbank'e tak, çantana at yapabiliyorsun, yanında gezdirebiliyorsun. Hiç korktuğum gibi olmadı açıdan, tamam, öyle söyleyebilirim. O açıdan güzel. Keyif almanın amacı sadece güvenlik mi, aksesuar bağlamak mı, yoksa şıkır şıkır olsun diye mi? Body'min korunması amaçlı. Çıplak halini tutmamla şöyle tutmam arasında benim için farklı. Benim de şu serçe parmağım şu bak. Evet. Şurada kalıyordu, boşta tamam, kalıyordu. Benim hala kalıyor şu ama anda, sorun etmiyor. Yani şu oturuyor. Cage'e geliyor benim. Aynen, de serçe de parmağım. Ben çünkü de öyle. Body'lerin, ikimizin body'si de çok yakın birbirine, evet, boyutsal küçük olarak. Ya şu anda mesela ZV çekim yapan ZV-10 arka Swiss mount'lu bir ball head'e takılı. Bu aşağısındaki arka Swiss mount'u var kendinden. Yani tripodun kendi plate'ini kullanmadan direkt tripoda mesela bağlayabiliyorsun. Makinanı bu sefer korumuş oluyorsun. Direkt gimbal'a bağlayabiliyorsun. Evet. İşte RS2'lere bağlayabiliyorsun. Evet. A6700 için en beğendiğim 5 tane eklenti. Belki 6-7 olur. Sürpriz. Yanda dururum ben onda. Bilmiyorum, da şey yaparım. O aksesuarlarda. Ama bir de ben gene aynı şeyi söyleyeceğim. Hani bir de makineye daha tokraya daha yakışıklı gösteriyor. Tabii. Kim ne derse desin. Tabii. Ben böyle görüyorum en azından. Aslında iki makine de yaklaşık olarak aynı fiyatlar. Evet. İnanılmaz memnun kaldım. İnşallah şu köpek sesleri gelmiyordur bu kadar. Biz bir mola verelim mi? A7'den devam ederiz tamam, birazdan. Tamam, mola verdik. Makinaları kıyaslıyorduk. Hani fiziksel farklar aslında çok fazla yok tutma, evet, dışında. Evet. Aynı bataryaya sahip ikisi de. Evet. Aslında dizilim olarak aynı dizilimler. Bir var. İkisinde de IBIS var. Analog görünümlü. Stabilizer'lar var, evet, ikisinde de. Evet. Onun dışında yan kapaklara baktığın zaman neredeyse aynı. Dizilim de aynı yani. Şöyle gösterebilirim. Tek kart slotumuz var. Type-C'miz var. Mikrofonumuz var. Aynen, kulaklık öyle çıkışımız var. Micro HD'miz var. HDMI'miz var. Baktığımız zaman aslında hani çıkışları da aynı. Evet. Sadece Sony bu makineyi biraz daha video ağırlıklı yaptı. Dolayısıyla ne oldu? Video özellikleri bu makinenin ağır bastığı için ben de yani şuna baktım. Ben artık böyle %70 video çalışıyorum yani. Şimdi fotoğrafta yine 24 megapiksel. Evet. Full frame bir sensör var. Evet.
Bu da 26 megapiksel. Bunda da crop bir sensör var. Bunun ISO başarımı çok daha fazla buna göre. Doğal olarak. Onun dışında açıkçası fotoğraf konusunda ben gerçekten şeyi görmedim. Yani hani bu makineden daha iyi değil bu. Renkler biraz değişmiş bunlarda. Evet, biraz farklı. Color science diyorlar, renk bilimi artık. Sony bunda biraz daha farklı bir sensör kullanmış. Hı-hı. Renkler bir tık daha farklı geliyor artık hani gözüme. Batarya harcaması ondan çok daha fazla. Bunda gerçekten ısınma problemi yaşadığım zamanlar oluyor. Hava çok sıcaksa. Full frame lenslerine bakıyorum. Ben crop'ta çok fazla lens seçeneği bulamadım açık. Atıyorum full frame'deyken işte 14, 15, 16 mm çok rahat lens bulabiliyordum. O mesela beni biraz üzdü açıkçası. Ve enteresan bir şekilde full frame lens, crop lens aynı fiyat. Şu anda bunu hem ikinci el olarak hem sıfır olarak daha rahat lensler erişimi yapabiliyorsun yani baktığınızda. Lens seçeneği konusunda Sony beni alıyor. Daha tercih yani, edilebilir. Biraz evet. Daha beni alıyor. Zaten yani. Ben de o şekilde gitmeye çalışıyorum baktığın zaman. Sony'nin kendi lensini ama. Dediğim gibi mesela video olarak bunun eleştirilen noktası işte niye 4K 60 kare yok? İhtiyacın olmayan bir şey alman gerekiyor mu? Mevzu buraya geliyor. Yani bunu karşıladığı için bu makine tam olarak seni karşılıyor. Benim yaptığım işler fotoğraf ağırlıklı olduğu için bu makine beni karşılıyor baktığın zaman. Şimdi mesela V90 dışındaki kartlarda makine tam özelliklerini açmıyor bunda. Ama mesela bu tarz makinelerde V30 yetiyor. Ama işte V30 ya da V60 alsan yarıya, 3'te 1'ine, 4'te 1'ine inebiliyorsun. İnebiliyor. Aslında o çok büyük bir avantaj. Tabii ki öyle. Baktığın zaman. Ya çünkü artık memory kartını bir tane memory kartla gezmiyorsun. Sonuçta yedekli gezmen lazım. Hı-hı. Mesela bu makinede de var o wireless'tedir. Çünkü kullanmadım. Daha güncel. Daha kullanmadım. Bu makinede de wireless'tedir var. Ve Type-C olması da aktarımı çok çok daha hızlı hale getiriyordu. Ve imaj kalitesi zaten çok yüksek. Özellikle böyle flash güçlü, güzel ışık altında inanılmaz güzel bir imaj kalitesi çıkıyor makinelerde. Onun dışında eklemek istediğimiz bir şey var mı? Şu anda çok 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 memnunum. Bunun boğuşmasını karşılıklı yaşıyoruz. Sonları tokuşturalım karşılıklı. Yavaş şöyle. Ama yavaş. Yavaş yavaş. Çıtırttan bir Sony tokuşturması. Yani şöyle en azından içimesinden bir görünüm, içimesinden özellikler, full frame olması, kullanım alanı olarak beni yakıştı rahatlatması. Yakıştı da sana. Evet, tarzına da çok yakıştı. Şimdi beni biliyorsun Mark 3 artı 70-200 Tamron. Hani ben o ağırlıkla gezmeye alışmış bir 24-35 adamım. 24-35 yine keza 1.35 o da çok ağır lens. Muazzam hani, bir lens ama ağır bir lens. Yani evet. Şimdi işte orada, oradan buraya geçtiğin zaman ki biliyorsun zaten kırılım noktası gene 70-200'den oldu. Yani benim bir hani en başta anlattığım o çekimimdeki 70-200'ün dar alanda bir çekimde bana ne kadar zorluk çıkardığını gördükten sonra ben tam olarak tamam dedim artık buraya gelmeliyim. Gelmem gerekiyormuşa geldim ya. Yani. Şimdilik bu kadar. Bir dahakine lensleri tanıtırız. 20 mm'yi alayım. Evet 20 mm'yi ben de çok merak ediyorum açıkçası. Evet, bekliyoruz. O çünkü Türkiye'de bir testi olmayan lens aynı zamanda. Hiç ben rastlamadım yerli vallahi testine. Valla umarım dün... Bugün... Bir şeyi yoktu. Hani yerli bir içerik yok onunla ilgili. Yok, bugün arkadaşla görüştüm. Hatta işte. Türkiye'de yok bildiğim kadarıyla o lens değil yok, mi? Yok şu anda. Yani şu benim lensi bir satabilirsek inşallah bakalım o yola doğru gideceğiz. Evet satılık 24-35 f2 Sigma Canon. Tertemiz uyumlu. Verebiliriz. Muazzam bir lens. Biraz ağır ama belki video bir çıkana lens. Kadar gitmiş olabilir. Evet siz yine de bir sorun bakalım hala sorun. Satılıkta mı? O zaman ağzına sağlık valla. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok tatlı bir video oldu. Bu içeriği yapmak için de bayağıdır aslında bekledik. Evet. Ben biraz aksattım kusura bakmayın. Hemen sıcağı sıcağına bunu yayınlayacağız. Tamam beklerim. Link atın. Ama şimdi sen bizim kanalımıza abone değil misin aboneyim. Kardeşim? Aboneyim. O zaman... Her gün YouTube'a girmiyorum ki. Hayır bildirimleri açmıyor musun? Açık. Tamam o ama zaman... Benim YouTube'um bildirimleri açık değil. Tamam işte bildirimi aç. Arkadaşlar siz de takip edin bildirimleri açın. Değil mi? Yeni böyle bu tarz güzel kanalıma içerikler koyduğumuzda... Size ping diye S-Log Vlog'dan yeni içerik geldi desinler. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. O zaman görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize. Görüşürüz. Umarım içeriğimizi beğenmişsinizdir. Beğenirler. Bir dahaki içerikte görüşmek üzere. Hazır mısın? Yapıyor muyuz? 1, 2, 3.